YouTube'un en klas kanalı Grasizm'e hoş geldiniz. Ceko ile yaptığımız PES 2020 overall tahmini videosunun sonuçlarına bakacağımız videoda karşınızdayız. PES 2020 henüz çıkmamışken PES 2020'de 4 büyük takımın oyuncularının, bazı oyuncularının diyelim, overall'ları kaç olacak? Bunu tahmin etmiştik. Bunu PES 2019'da da yapmıştık. 20 için de yapmıştık ve 20'de kaç tane tutturduk? Bunlara bu videoda sizlerle birlikte bakacağız. Hemen videonun başında hatırlatayım. PES 2021 için de gene Ceko ile telekonferansla bir şeyle biz o videoyu yapacağız. PES 2021'de oyuncu overall'ları ama PES 2021'de 4 büyük takım değildi ağırlıklı olarak. Dünyadaki önemli takımların oyuncu overall'larını tahmin edeceğiz. Tabii ki PES 2021'de overall'lar değişecek, her ne kadar oyun aynı kalacak olsa da formalar, yüzler ve oyuncu güçleri tabii ki güncellenecek. Dolayısıyla PES 2021 için de böyle bir video yapacağız. Hangi oyuncunun overall'ını tahmin etmemizi istiyorsanız şimdiden yorum bölümüne yazabilirsiniz. Her birini ele alacağımızı bilmenizi isterim. Dedikten sonra videoyu başlatacağım. Videoyla birlikte ben videodaki sesleri kesmeyeceğim. Kendim araya sadece doğru bilmişiz, kaçırmışız gibi ufak eklemeler yapacağım. Sizlerle birlikte videoyu tekrar, Ceko ile yaptığımız o videoyu sizlerle birlikte beraber izleyeceğiz. PES 2020 overall tahmin videosu başlatmış oluyoruz. Ve Beşiktaş'la başlıyoruz. Beşiktaş'ta ilk oyuncumuz Karius. Ki Karius PES 2019'da 80'miş. Sence bu sene ne olur? Evet, sarı topmuş. Düşer. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne de gidemedi. Gidemedi. Kendini de çok gösteremedi. Birkaç 7 hatalı gol var. Ki genel olarak başarılı bir sezonda geçirdiği söylenebilir. Özellikle son zamanlarda biraz daha iyiydi ligin sonlarında. Ama ikimiz de düşeceği yönünde ortak düşünüyoruz. Kaç diyorsun? 80'miş. Ben 79 diyorum şahsen. Ben 78 derim. Ortada buluşalım. Bir senin dediğin, bir benim dediğim olsun o zaman. Önce senin dediğini alalım. Yani ortak noktada buluşamazsak senin dediğin ilk olarak 79. Evet, Karius'un klasizm kanalı olarak diyelim değil mi artık ya? Yani? Karius'u 78 olacağını tahmin ediyoruz PES 2020'de. Ah, Ceko. Vida. Demagoj Vida 81'miş. O da düşük. Beşiktaş'ta. Yani. Ne kadar olur sence? Vida. 80, 79 olur bence. 79. Ben düşeceğini düşünmüyorum o kadar. Bence düşer. Yaşı ya ben, da geç. Ben Vida'nın gene 81 kalacağını düşünüyorum. Ceko, ne diyorsun? Olmaz mı? Olmaz bence. Valla 81 kabul ediyoruz. 80. Tamam. 80. İkincisi benim tahminimdi. PES 2020'de klasizm olarak Vida'nın PES 2020'de 81 kalacağını tahmin ediyoruz. 1 derece. Ve Ruiz, Beşiktaş'ın yeni transferi. Biz stoper, yanlış bilmiyorsam, geldiği takımda 80'miş. Baktık PES 2019'da. Ben değişmeyeceğini düşünüyorum. Yine 80. Ruiz konusunda 80 tahmininde bulunuyoruz. 78 olmuş. Reboco, sol bek, Guingamp'tan kiralık olarak Beşiktaş'a yeni katıldı. 76'ymış. Ben 77 diyorum ben de. Reboco için de ortak tahminimiz 77. Aynı kalmış. Beşiktaş'ta PES 2020'de. Caner 77'ymiş PES 2019'da. Düşecek bence. Ben yine 77 kalacağını düşünüyorum. 77 yazalım. 77 mi diyoruz? Tamam. Bu sefer de Ceko. Caner için 77 tahmininde bulunuyoruz. 76. Douglas Sivasspor'dan geldi. 72'ymiş. Yani. Tabii Douglas aynı özelliklerle diyelim. Oyun için konuşmuyorum. Güncel hayatta aynı performansıyla Beşiktaş'ta oynayan bir oyuncu olsaydı 72 değil de bir 75 falan olurdu büyük ihtimalle oyunda. Sivasspor çok tanınmadığı için 72 olarak koymuşlar ki bence çok başarılı bir oyuncu. İyi bir transfer olacağını düşünüyorum. Ben 75 diyorum Beşiktaş'ta. 74. 75 Douglas için tahminimiz. Çok az. Gökhan Gönül 78'miş. O 75'e kadar düşer. Yani ben de düşeceğini düşünüyorum yaşı itibariyle ve çok fazla da oynamadı geçen sene, sakatlıklar vesaire. 75 olmasa da ben Gökhan Gönül'ün 76 olacağını düşünüyorum. Sen ne diyorsun? 76. Aynı kalmıştık. Gökhan Gönül'ü 76 dedik. Aynı kalmış. Dorukhan 69'muş. Tabii geçen sezonun başından itibaren kendini göstermeye başlayan bir oyuncu olduğu için bu sene biraz daha fazla artması gerekiyor. Dorukhan için benim tahminim 75. 74 daha mantıklı. O zaman 74 diyoruz. 76. Dorukhan'ın overall'i 74 olacağını tahmin ediyoruz. Gene kılpayı. Oğuzhan Özyakup 80'miş. Bu sene forma bulamadı. Forma bulamadı. Bir ara sakattı. Sonra kadroya giremedi falan. İlk 11'e giremedi.
Tabii Kagawa geldikten sonra ikinci yarıda daha az forma şansı buldu. Oğuzhan kaç diyorsun? 77 falan. 77 olmaz ya. Ben hiç de yapmadım. Oğuzhan için 78 tahmininde bulunuyorum. Ah Ceko bu sefer. 78 olsun. Tamam. 78 Oğuzhan 77. için tahminimiz. Laiç 80'miş. Ben aynı kalacağını düşünüyorum. Bir tık yükselir bence. 81. Tamam. Laiç için tahminimiz 81. Güzel. Boyd Ankara gücünden gelen bir oyuncu. Ki bayağı başarılıydı geçen sezon. Beşiktaş'ta da hayırlısı olsun diyelim. İyi bir transfer sayılabilir. Tabii sahaya çıkmadan bir şey demek zor. 70. Bunda biraz tahmin zorlayacak bizi. Artacak. Tutturma ihtimalimiz düşük bence. Yani. Ne kadar artacak? 70'ti ama sonuçta oyun yapımcıları Boyd'u çok da tanımıyordur. Ankara gücünde oynadığı için. Ben 74 diyorum. 74. Boyd için tahminimiz 74. Quaresma 72 olmuş. Boyd. İlginç bir şekilde ki önceki sezon 79 muydu 80 miydi öyle bir şeydi. Tahmininde de tutturamamıştık diye hatırlıyorum. Çünkü düşeceğini düşünmüştük. Ama artmıştı 2018'e göre. Ben Quaresma'nın 79 olacağını düşünüyorum bu sezon. 79. 81. Quaresma'da ortak kararımız 79. Son iki oyuncu Beşiktaş için. Burak Yılmaz'dı 79'muş. Geçen sezon gayet de güzel oynadı. 80 olur mu? Ben gene 79 diyorum ya. Yani yaşı fazla yani. Biraz genç olsa 80 olurdu da. Kıtık. Ben 79 diyorum. 81. Sabit kalacağını düşünüyoruz ve son olarak Güven Yalçın. O da Dorukhan gibi sonradan geçen sezon itibariyle kendini gösterebilen oyunculardan biri. Güven'in ben 74 olacağını tahmin ediyorum. Sen ne dersin? 74. 74 diyoruz o zaman Güven Yalçın için. Doğrudur. Beşiktaş konusunda tahminlerimizi bitirdik. Şimdi Fenerbahçe'ye geçelim vakit kaybetmeden. Geçelim. Fenerbahçe'ye geçelim. Harun ilk olarak ben şeyi alacaktım aslında kaleci olarak Altay'ı alacaktım ama tutturmamız biraz zor olacaktı onu bence. Harun'la başlayalım derim. 77'ymiş Harun. 77 kalır bence. Bence de 77 Harun için ideal. Niye arttırdınız? Zanka yeni transfer. 78 yapmışlar. Harun. Zanko mu? Zanka mı? Zanka. Zanka, stoper. Fenerbahçe'nin stoper ihtiyacını karşılayacak mı? O da bekleyip göreceğiz. Gitti. Zanka 76'ymış. PES 2019'da. Ben gene aynı kalacağını düşünüyorum. Artmaz bence. Yani 75-74 bile olabilir. Çünkü Huddersfield küme düştü. Çok da fazla gol yemişler aslında geçen sezon. Hatta o yüzden başarılı olup olamayacağı konusunda genelde olumsuz bir görüş var. Oraya bakarak. Zanka 76 kalacağını gene tahmin 77. edelim. 77. Bence. Ve Hasan Siyo. Neden arttırdın Zanka'yı? Hasan Ali Kaldırım 77'ymiş. Bu sezon bence 79. iyi bir patlama yaptı. Bununla herkes de hemfikirdir. Özellikle Fransa maçında kendini bayağı gösterdi. Sadece ligimizdeki oyunuyla hani bile fazla olması gerekirken Fransa maçında daha fazla kendini gösterdiği için Hasan Ali Kaldırım benim tahminim 80. 80 yapmazlar bence. Yani yapmaları gerekiyor utandım. Ama yapmayacaklardır. 79 diyelim. Hasan Ali Kaldırım için tahminimiz 79 ve İsla 76'ymış. Ya ne bağırıyorsun arkadaş? Ne bağırıyorsun ya? Yaşı da itibariyle İsla 75. Videoyu kesemeyeceğim. Böyle gelecek. Jailson 74'müş ilginç bir şekilde. Hızını 99 yapacaklar mı? İyi kaçıyor diyorsun. Jailson 74'müş. Kaç diyorsun? Artar bence 76. 78 diyorum ben. O kadar artar mı? Artar bence. 77. 78 diyelim. 78 Jailson için 77. Tahminimiz. Tolgay 79'muş. Ben 78 diyorum. Hiç de oynamadı bu sene. Doğru. Daha da düşer 77 tahmin. Ceko. 77 diyelim o zaman. 78. Tolgay için 77 tahmininde bulunuyoruz. Ozan Tufan 78 imiş. Ben gene 78 kalacağını düşünüyorum. Geçen sezon Alanya Spor'daydı. Bu sezona iyi bir başlangıç yaptı hazırlık maçlarıyla. Ben hatta Fenerbahçe'ye tekrar döndüğünde gene kadroya girememe ihtimalini düşünüyordum. İlk 11'e girememe ihtimalini düşünüyordum ama attığı gollerle biraz kendinden söz ettirdi hazırlık maçlarında. Ben 79 diyorum. Pardon 78 diyorum. Artmaz mı hiç? Sanmıyorum yani. 78. 77. Ozan 78 dedik. Emre Belezoğlu 82'ymiş. Adam 39 yaşında. Ve geçen sene 82'ymiş. Ben 80 olacağını düşünüyorum. Bence de 80. Mantıklı. 80 dedik. Ama 80 Belezoğlu için ve geçiyoruz. Rodriguez Fenerbahçe'nin kiralık
transferi Rodriguez geçen sezon 78'miş. Diye takımda fazla güzel oynamadığı için oynamadı ama ben gene aynı kalacağını düşünüyorum en azından. İnşallah. Rodriguez 78 diyoruz. 78 tahminimiz var. Moses 81'miş. Ben gene aynı kalacağını düşünüyorum. 81. Bit. 81 Bit. Moses için. 80. Ortak kararımız Kruse. Çok PES 2019'da yok. Yani aldığımız oyuncular arasında iki tane PES 2019'da olmayan oyuncu var. Biri Kruse, biri de Allah Yar. Önce Kruse için tahminde bulunalım. Almanya'da bilinen bir oyuncu. Evet. Popüler bir oyuncu aslında. Ama PES 2019'da Werder Bremen olmadığı için yoktu. 80 Almanya milli takımında da olmadığı için tabii. İki taraftan da yoktu. 80 diyorsun. Ben de 80 diyorum. Kruse için tahminimiz 80 güzel tahmin olsun. 81. Ve Vedat Muriç. 81 tabii Rize Spor'da oynadığı için. 69'luk bir gücü varmış. 73 bence. Ben 75 diyorum. O kadar artmaz. Ben 75 diyorum. Bırakacak 75 alalım. 78. Evet. 75. Vedat Muriç 75 dedik. Allah Yar. Ben 69 diyorum. 69. 64 yani. Hiç bilinmeyen bir oyuncu. 18 yaşında. Bir de bunların tabii yaşları genç olunca seviyelerinin artma ihtimali Michael Up için çok fazla olduğu için hani Allah Yar'ın gidebileceği seviye 75 falan olacaktır yaş itibariyle. O yüzden 75. seviyeye geldiğinde 81, 82 belki 83 falan olacaktır. O yüzden 69'dan başlatırlar diye düşünüyorum. Bu kadar bilinmeyen bir oyuncu. 64. Allah Yar için 69 dedik ve Deniz Türüç son olarak Fenerbahçe'deki tahminimiz 76'ymış. 77 olur bence. Bence olmaz. Hadi hatta olmaz. 74, 75 falan da olabilir. O kadar düşmez bence. Kaç diyorsun? 77 diyorum. Deniz Türüç 77 diyelim ve Galatasaray'a geçelim beklemeden. Doğrudur. Muslera 82'ymiş. Geçen sezon çok iyi hatırlıyorum. Muslera yaşı itibariyle düşeceğini söylemiştik. Öyle hatırlıyorum. Ve artmıştı. 81'de 82 olmuştu. Muslera artık 81. Bence artık 81. Yine artmış. 81. 83. Luyendama 78'miş. 80 olur ya. Ben 78 diyorum gene aynı kalır. Doğrudur. 78 dedik. 78 dedik. Marcao 73'müş. 77. 77 dedik. 76. Nagatomo 77'ymiş. Ben 78 diyorum. 79 bence. Şampiyon oldu. Yani. Kabul Abart. Ediyorum 79 dedik 76. Nagatomo'ya. Mariano 81'miş. Ben 80 olacağını düşünüyorum. 80 dedik. 79. Seri. Kiralık transfer. 82'ymiş. Ben gene 82 olacağını düşünüyorum. 80. Belhanda 80'miş. 81. Ben gene 80 olacağını düşünüyorum. 81. Çok Galatasaray'da oynama yaptırmadık ama hayırlısı bakalım. Babel 81'miş. Ben 79 olacağını düşünüyorum. İngiltere'de fazla gol atamadı zaten. Yani İngiltere'de bulunduğu takım küme düştü Babel'in ama kalitesi tartışılmaz. Ama yaşı fazla. O yüzden 79 diyelim Babel'e. Ve başarılar dileyelim, dileyelim Galatasaray'da. Emre Mor. Kaçmış? 77'ymiş. Hiç oynamadan 77 yani. 77 mi diyelim? 75. Emre Mor 77 dedik. Fegüli 80'miş. Ben 81 olacağını bence düşünüyorum. Bence de 81. Yani, şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bence sen de bana katılırsın. Galatasaray şampiyon olduysa Fegüli'ye borçlu. Kesinlikle. Yani Fegüli olmasaydı Galatasaray şampiyon olamazdı. Evet. Bak bu kadar net konuşuyorum. Fegüli için 81. 81 dedik. Ve devam ediyoruz. Cagne 77'ymiş. Ne diyorsun? Bir güldün ama. 15 milyon euro. 15 milyon euro. Göndermeye çalışıyor bu arada Galatasaray ama Cagne gitmek istemiyor. Maaşından dolayı sanırım gönderemediler. 77. Düşer mi? Artar mı? Gol ben, kralı oldu ama ya. Artar. Gol kralı oldu. 78 diyelim. 78. Geçelim. Donk 76'ymış. Ben gene 76 olacağını düşünüyorum. 75. Ve Şener Özbayraklı 77. 75. 77. Ben 76 diyorum. Bir tık 76 ya. Olsun. 76 kabul ettik Şener'i. Ve son olarak Galatasaray'dan. Falcao. Falcao. Yani videoyu kaydettiğimiz tarih itibariyle resmileşmemiş bir transfer aslında. Ki ben videoyu kayıt tarihinden yaklaşık 3-5 gün sonra paylaşacağım büyük ihtimalle. Şu an Ankara'dayım, Maraş'a
geçip sonra paylaşacağım falan. 3-5 gün geçer. Tabi bu arada açıklanmış olabilir. Anladım. Ama Monaco bırakmak istemiyormuş. Valencia devredeymiş gibi sıkıntılar da var. Tabi bu kadar üst düzey bir oyuncu almak kolay değil. Evet. Biz gene de Falcao ile ilgili bir tahminde bulunalım. Yani Galatasaray'a transfer olmuşçasına Falcao 84'müş. Bir tık düşer mi? 83 diyorum ben. Bence de. 83 dedik Falcao'ya da. Güzel tahmin. Ki gelmesini de isteriz. Ligimizin kalitesi artsın. Güzel olur. Ne oldu, sen istemiyor musun? Fenerbahçe olan istemiyor. Dzeko istemiyormuş. Ben istiyorum yani. Falcao gelsin ya. Derbide gol atsın Fener'e. Atsın. Yani atsın, ne yapalım yani. Atsın, anladın mı? Yani Fenerbahçe'nin de aldığı Kruse atsın mesela Galatasaray'a. Yuh. Beşiktaş'a. Fark etmez. Her şey oldu. Beşiktaş'ın aldığı, ne bileyim, bakıyorum Ruiz stoper ama gelsin kafayla gol atsın yani. Olmadı. Atsınlar ya, ligimiz kaliteli olsun yani, ben onu istiyorum. O yüzden Falcao inşallah gelir ve Fenerbahçe'ye gol atar. Abi ne yaptın sen? Şu an Dzeko'nun damarına basıyoruz ama. Neler ettin? Ve son olarak Trabzonspor'a geçtik. Uğurcan Çakır 65'miş. 70'ten kesinlikle fazla olacak. 65'lik bir kaleci değil. 75 diyorum ben. 75. Yani bir tık en az ya. O da. Yani olması gereken en az. O kadar da olmaz ama. Bence olur. Geçen sezon komple Uğurcan oynadı. 10 tane arttırmazlar o herhalde. Ya bırak. İyi de adamı görmedikleri için 65'ti. O kadar da çok görmediler yani. Ben çok gördüm valla. 75 dedim. Tık 76. Tamam. Kabul edelim. Hüseyin. Stoper 62. 70 olur mu? Ben sanmıyorum. 68. 60. Novak 74. Artar 74, 76 Hüseyin falan olur o. 76 diyelim. Novak 75. Pereira 75'miş. Ona da 76 diyorum. Diyelim. Pereira 76. 74. Onazi 76'ymış. 78 olur bence. Ben 77 diyorum. 77 diyelim. Doğru. 77. Sosa 78'miş. Aynı. Yaşı fazla ama. Bitti. Aynı kalır diye tahmin ederim. Çünkü bilinen bir oyuncu Avrupa'da. 79. Abdülkadir Parmak 62'ymiş. Ne diyorsun? 77, 78 olur bence. Yapma ya, ne yaptın? Pardon, ömürle karıştırdım. 74 diyelim ben 74. Bence. Müthiş tahmin. Abdülkadir Parmak için 74. Ömür için peki ne diyoruz? Önceden 76. 76 idi, ben 79 diyorum. 79. 78. Abdülkadir Ömür 79 dedik. En Vakayeme 72'ymiş. Bu arada Arif Sevimli çok seviyor bu adamı, biliyorsun değil mi? Videolarda çok bahsediyor. Arif Sevimli'ye de selam olsun. Seviyoruz kendisini. Olsun. 72'ymiş. Artar diye çok iyi. 75 diyorum. Yani 77 diyorum. 76'da anlaşalım mı? Anlaşalım. Evet. Yani Kurban Bayramı'nda kayıt alıyoruz. Kurbanlık satar gibi 75. Anlaşıyoruz. Ekuban son olarak Trabzonspor'da. Son tahminimiz 68'miş. 71 diyorum. 71'de anlaşalım. 73. Bunu da biraz atma oldu aslında. Çok da evet. Ne olacağını bilmiyoruz. 71 diyelim, geçelim. Var mı eklemek istediğim şey Dzeko? Yok. Ne kadar tuttururuz? Burada keselim. Ne kadar tutturduk? Ne kadar tutturduk? Yaklaşık olarak 5-6 oyuncuda bir tam tahmin ama geri kalanlarda 50 tahminin 10 tanesi 2'den 3'ten fazla oynama olduysa, kalan 30 tanesi emin olun bakabilirsiniz. Zaten söyledim, bir tık iki tık fazla eksik. Çok güzel tahminler, bana göre çok yakın tahminler, mantıklı tahminler. Bana göre Abdülkadir Parmak'ın 74 olacağını bilmek çok büyük bir başarı. 62'lik bir oyuncuyu 74 yapmak ve onu bilmek gerçekten güzel bir başarıydı. Video kaydı geçen sene tam bu dönemler, Kurban Bayramı falan diyoruz. Tam bir sene önceki kayıt. PES 2020'ye dair bir tahmin videosuydu. Güzel, eğlenceli bir videoydu bana göre. PES 2021 için dediğim gibi, başta söylediğim gibi, istediğiniz, görmek istediğiniz oyuncular varsa onları yorum bölümüne yazın. İşte atıyorum kim olsun? Mane. Mesela Mane'yi tahmin edin. Mane kaç olacak sizce diye yazın. Tahminini istediğiniz oyuncuları. Emin olun hepsini tek tek alacağım. Hepsini burada yorumlayacağız. İnşallah Dzeko ile birlikte, gene dediğim gibi, telekonferans yöntemiyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dışarıdan gelen sesler için lütfen kusura bakmayın. Çok gıcık sesler gerçekten. Bak bak. O çocukları bilmiyorum ne yapacağım en sonunda. Neyse. Gençler oynasınlar. Görüşmek üzere. Klasizm kanalını takip etmeyi unutmayın.